Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa Reboot'un, evet serinin adını hala hatırlayamıyorum. Kasa Reboot'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Bölüm arasında altında soracak olursanız bunları yaptım. Burayı açtım, şunun yerini değiştirdim. Ve biraz gold'u bunun içine attım. Evet. Ve şuraya bir adet Iron Ingot yerleştirdim. Voila. Ve bana ne verecek? Ingot'ı, oradaki iron ingot'ımı silecek ve bana bunu verecek. Şimdi bir adet chest alalım. Bir adet de... Ups. Şundan. Şu arkadaştan bir tane daha yapacağım. Evet, kapıyı iki kapıya çıkarttım. Kapı sayısını. Sen buraya gidebilirsin. Şimdi. Pickaxe. Sen. Bakalım ne kadar gold'umuz kaldı. Var. Evet ve bu şekilde kalıpları çıkartıyoruz. Bu arada dikkat ettiyseniz kalıpları çıkartırken şu zımbırtılar, taştan yaptıklarımız kayboluyor. Bu bir de birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Önceki bölümde biraz hızlı atladığım kısımlar. Evet. Şu gelsin. Siz böyle yerleşin. Birkaç parça daha yapsam güzel olabilir. Mesela ne yapsam? Mesela şunu kullanacağım. Bunu niçin kullanacağım diye soracak olursanız göreceksiniz. Başka ne yapacağım? Tabii ki de bir tava yapmak istiyorum. Ve bir tane de battle sign. Davayı alalım. Battle sign'ı da alalım. Dört ingot kaldı. Güzel. İki ingot kaldı. Bir kalıp daha çıkartabilirim. Ne çıkartayım? Bu bir istiyor. Knife blade. Sharpening kit 1.5 istiyor. Kullanacağım başka bir şey yok aslında. O zaman ne yapıyorum? Gold, gel. Ve seni ingot'a çeviriyorum. Voila! İlk gold ingot'ımız. Hayvan gibi gold harcadık ancak ilk gold ingot'ımız bu. Yine sıra. Şunları geçen bölüm craft ettim ancak ne yaptıklarını göstermedim. Şimdi bakalım. Şunları şöyle atıyorum. Yerden toplamışım gibi düşünün. Envanterime gelmediler. Ama bunun içindeler. Basitçe miner's backpacklerin muhabbeti şu. Maden kategorisine giren her şey direkt olarak bunların içine gidiyor. Bunun bir de değişik çeşitleri var. Apiarist. Bunlar arıları içinde tutuyor. Bunlar kelebekleri içinde tutuyor. Mining Backpack. Demin gördüğünüz gibi. Woven versiyonları, bunların gelişmiş versiyonları. Forestry'de gelişmenizi istiyor. Digging. Basitçe taştır, kumdur, topraktır vesaire içine alıyor. Devam edelim. Forest. Bunlar ağaç. Ağaçları falan filanı alıyor. Hunting, mob dropları içine alıyor. Adventuring, bak bunu tam olarak bilmiyorum. Building de inşaat materyallerini alıyor. Onunla alakalı bir mekanik daha var. Hatta onu da göstereyim.
Mining gel. Shift sağ klik yaparsanız mesela bunu kilitliyor. 7 tane diamond'ım vardı benim. Onları yere atalım. Toplayalım. Direkt envanterime geldim. Kitlememiş olsaydım eğer... Direkt bunun içine düşüyorlardı. Bu... Receiving... Yine bunun içine geliyor. Ya bununla değil de... Şunu da çok daha rahat gösterebilirim. Birkaç bir şeyi. Evet. Receiving'de bir tanesini 64'e kadar topluyorsunuz ki bu digging'de bayağı işime yarayacak ve bu şekilde. Bunun bir aşaması daha var. Evet. Şu resupply mod. Bunun muhabbeti şu. Deminkinin bir benzeri. Aradaki fark olarak kullandıkça bundan, yani diyelim bunu taş olarak düşünün ve elimdekini diggers olarak düşünün. Bunu koydukça elimdekini 64'e tamamlıyor. Ve standart modu. Evet ve bir özelliğini daha göstereceğim. Shift sağ klik yaptığımda bunun içindekileri direkt buraya atıyor. Evet. Backpackler bu şekilde Forestry'de. Gayet tatlılar. Severiz kendilerini. Aa, bir tane daha golden varmış. Ha doğru. İki golden ingot kalmıştı. Ve muhtemelen hepiniz bunun farkındaydınız ve benim unutmamı izliyordunuz. Evet. Şimdi ne yapalım? Kendine bolca item alacağım. Şöyle yardıralım. Çok fazla yardırdım ama olsun. Evet. Ve bu arada keşke Moss'tan bulsaydım. Çünkü şundan yapmak istiyorum. Ama Moss'tan lazım. Bunu yapmak için ya da Vine lazım. Ya da bu lazım. Vine da yapabilirim. Çünkü yanında bir adet orman yok. Dersi jungle yok. Evet. Şimdi bunlar pişe dursun. Şuradan ilk önce ben bir pickaxe head'i alayım. Evet. Pişiyorlar. Ve voila. Iron'ımızı buraya dökelim. Bu arada bir şey göstereceğim. Şunlar. Şu şekilde clay chest'ler de mevcut. Molten clay ile yapılıyorlar. Ancak bunların dezavantajı şu. Bunlar tek kullanımlık. Başlangıç için bunları kullanabilirsiniz. Yani kullanabilirdim. Kullanmadım. Neden bilmiyorum. Kullanabilirdim aslında. Bayağı işime de yarardı. İlk önce bir full demirden kendime bir pickaxe yapacağım. Belki daha efektifi vardır ancak dediğim gibi ben bir Tinker's Construct noobuyum. Beni Tinker's Construct konusunda otorite olarak kabul ederseniz kendinize zarar verirsiniz. Ve diamond ekliyorum. Bunun anlamı nedir soracak olursanız. Diamond 500 daha fazla durability veriyor. Yani normal bir iron pickaxe'den çok daha durabil. Çok daha dayanıklı şu an. Evet, bunun yanı sıra ne yapmak istiyorum? Şu sword'um şimdi iş görür ancak shovel'umu değiştirmek istiyorum. Evet, shovel. Baltamı da. Ayrıca bir şey göstereceğim birazdan. Şu olsun. Tool rod ve sen. Gel bakalım. Oops. Tinker's Construct'ın normal baltasının ufak bir avantajı var. O avantajı birazdan göreceksiniz. Bu arada baltanın yanı sıra başka bir tür daha var da onu kullanmak istemiyorum. Ve kendime
Unuttuğum şey bu arada. Evet. Şu ikisinden birer tane daha yapmam gerekiyordu. Ve burayı bir ara çitlesem çok daha güzel olabilecek. Çok çok daha güzel olacak, evet. Balta. Evet, baltam da hazır. Şimdi sevgili materials Andrew. Modifiers'lara bakıyorum. Evet. Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum. TNT bu. Valla alt seviye modifier'lar lazım. Nether Star. Hepsi farklı özellikler ekliyor. Piston mesela nakbek özelliği tutuyor ki creeper'lara karşı işe yarar bir şey bu. Şunu ekliyor. Beheading kafa koparmayı kesinleştiriyor. Reinforcements aslında yapmayı düşündüğüm bir şey. Silk Touch kesinlikle yapmayı düşündüğüm bir şey. Ancak öncelikle bir Emerald lazım bana. Düz Emerald normal normal mining kapasitesini daha sonra durability'sini %50 arttırıyor. Sharpening Tool ve Mining Level'ını değiştiriyor. Şu an Diamond Level'ında. Çünkü Diamond ekledim. Yani Diamond Pickaxe ile aynı özelliklere sahip olacak. Bunun yanı sıra kılıçlara şunu ekleyebiliyoruz. Redstone eklersek Haste yani hızını arttırıyoruz. Lapis eklersek Luck ekliyor vesaire vesaire. Bunun yanı sıra bunlar geçici tool'larım. Onları steel'e falan upgrade edeceğim ya da başka bir şeye. Bakalım copper, bronze, arada manilyum en dayanıklısı zaten. Cobalt. Iron şu an 204. Az netherrack'ten daha zayıfmış. Ama mining level daha yüksek Iron'ın. Evet ve Magnetic diye bir özelliği var ki bu bayağı işime yarayacak bir şey. Bunun anlamı nedir? Bir şeyleri kazdığımda bana doğru gelecekler. Evet. Basitçe olay bu. Şimdi uyuyalım. Size baltanın çok güzel bir özelliğini göstereceğim. Şunları şöyle kenara bir yere atsam silinseler çok güzel olacak. Artık işime yaramıyorsunuz. Baltanın çok sevdiğim bir özelliğini göstereceğim tabii şu arkadaş. Beni yakmazsa. Evet. Yaprak temizlemek için çok başarılılar. Evet. Ve ayrıca bunları tamir edebiliyoruz. Evet, bunları geçtiğimize göre benim olayım daha fazla maden kazabilmek artık. Evet, şimdi şunları yerine koyalım. Kürek, sen şöyle gel, sen şöyle gel, pikek, sen şöyle gel. Evet. Materials and you, sen de şöyle gel. Şimdi ben neye girişeceğim? Çok güzel bir soru. Mekanizm. Evet, mekanizmde ilk yapmam gereken alet ne? Metallurgic Infuser. Telaffuz etmesi biraz bile zor bazen. Ama beraberinde başka neye ihtiyacım var? Heater. Neredeydin sen? Çünkü aramakla üşeniyorum. Aramakla üşeniyorum. Evet, Türkçeyi katlediyorum. Gerçi zaten videolarımda genel olarak alışkın olmanız gereken bir şey olması lazım bunun benim Türkçeyi katlettiğim gerçeğinin. Evet, mechanism generators. Şimdi bana bir osmium lazım. Aslında bana totalde ne kadar osmium lazım? Buradan. Tamam. 4 kova lav elde ettik.
Bunlar çok önemli olacak bizim için. Asad o şimdi değil. Şimdi bunlar dursun şurada. Ya 3 kova ilerlemişiz, tamam. Şimdi. Sen 2 adet ozgun şu an lazım. Yani bunun anlamı şunu alacağız, şuraya atacağız. Tabii ki de kömürüm şu an odunumdan daha fazla olduğu için acımayacağım. Bu arada bunu neden Tinker's Construct'ın zımbırtısını atmadım diye soracak olursanız, bu arada Tinker's Construct'ın zımbırtısı kiliyor. Çünkü Tinker's Construct'ın zımbırtısı bunu tanımıyor. Çok güzel bir şey var bence de. Devam edelim. Heat Generator. Sana bunlar lazım. İki odun, bolca iron. Iron. Biraz daha iron. Devam edelim. İki copper. Orada şu iron'ı alalım. Copper. Ve bir adet furnace. Aslında totalde benim 3 adet furnace'a ihtiyacım olacak ve siz hazırsınız. Evet sevgili Copper, sen hazır mısın? Hazırsın. Ingot. Hayır. Verdi ama ben Copper'ı istiyorum. Ups. Tamamdır. Kapırımı aldım. Bunlarla birazdan ilgilenirim. Şimdi benim yapmam gereken şey. Voila. Ve beraberinde Metallurgic Infuser'ım. İki adet de redstone lazım bana. And voila! Sen gel bakalım. Sen de şöyle gel. Bu arada ufak bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şurada bir adet nokta görüyorsunuz. Bu enerjiyi alabildiği nokta. Daha sonra verebildiği nokta. Bunda öyle bir nokta söz konusu değil. Enerjiyi 4 taraftan da, daha sonra 6 taraftan da alabiliyorum. Ama bu sadece enerjiyi o noktadan verebiliyor. Şu kablo bağlantısı gibi olan kısımdan. Evet, şimdi. Heat Generator hakkında ufak bir detay. İlk olarak İçine kömür atarak çalıştırabilirsiniz. Ki emirimlerden biri. İkinci olarak bu benim kullanacağım yöntem. Şunları alalım. Tabii madende daha fazla lav bulmam gerekecek. Alttan kabul ediyor mu? Evet, ediyor. Evet, şu an 3 taraftan lav veriyoruz buna. Tabii bu ne demek oluyor? Şu an çok verimli bir enerji üretimine sahip değil. Kömürü buna destek olarak ekleyeceğim. Ancak şu an olarak az buçukta olsa bir enerji üretiyor. Bir istek kömür atalım içine. Evet. Yani şu an kömür biraz daha az tüketecek. Tam bir istek. Şuna da çeyrek istek atalım. Aslında bir çeyrek istek daha atalım.
Ve size mitolojik infüzörü göstermeye başlayalım ama önce bana... Tamam, hayranlarım mümkünmüş. Bu arada sesini duyuyorsunuzdur umarım. Az buçuk bir ses veriyor arkadaş. Şuraya attığınız item'a göre yapabileceği resipiler değişiyor. Ancak makineyi kırdığınız takdirde bu bardaki kısım gidiyor. Buraya redstone atabiliyorsunuz, biofuel atabiliyorsunuz, diamond atabiliyorsunuz, obsidian atabiliyorsunuz, diamond atabiliyorsunuz, tin atabiliyorsunuz, kömür atabiliyorsunuz. Bir de bunların daha gelişmiş versiyonları olacak. Şimdi benim veya 16 tane iron atmam lazım. Bunlar neye dönüşecek diye soracak olursanız bakalım. Memnunla bununla alakası yok. Var. Neyse. Enriched iron. Enriched iron ise bize steel dust olarak geliyor. İlk önce enriched iron'ı işliyoruz, ondan sonra gene bir işlemi sokarak bunu steel dust yapıyoruz. Özellikle şu anki çalışma prensibimiz bu. Bir süre enerji üretimini bir kısmını şunlarla arkaya koyacağım. Sağlayacağım değişik bir yol. Böyle bir yolla şu arkadaşlar arkadan enerji alacaklar. Pasif olan üretecekler arkada. Bir 4-5 tane falan koyacağım. Bunun yanı sıra yukarıya da windmill koymayı düşünüyorum. Çünkü bu arkadaş bayağı verimsiz şu an. Tek başına inanılmaz verimsiz. Birkaç tane olunca bu verimli oluyor ancak şu an kablo üretemiyorum. Cable mesela basic universal cable steel istiyorum. Bunun sıra sen ne istiyorsun? Conductive iron. Yani bunun anlamında Endrayo. Endrayo için de steel lazım. Evet, basitçe böyle bir durum söz konusu. Ama şu an için bana yetiyor. Yavaş olsun da masraflı olmasın. Evet, bunu yaptıktan sonra şunlar olsun. İlk stillerimizi elde edelim. Ve o esnada bahçemize de girelim. Çünkü bahçemizde bayağı bir bitkimiz olgunlaşmış. Bunları otomatikleştireceğim bir noktadan sonra. Ama çok fantastik bir otomatikleştirme planım var kafamda. Serinin ilk bölümüne dikkat ettiyseniz kafamda nasıl bir şeyler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve muhtemelen tahmin edenleriniz biraz korkmuştur. Lent olsun bir şey anlamayacağız diye. Evet, onu ben de diyorum. Ve yapmayı planlayan kişi ben olarak diyorum. Evet. Ve birazdan bir şey daha göstereceğim size. Bu arada çok fazla iron şu an harcamak istemiyorum çünkü ironları bir... Muhtemelen bir bölüm sonra ben üçlemeye başlayacağım. Bu arada aslında o kadar da kötü değilmiş. Enriched iron. Bakalım. Steel'lerimiz üretilmeye başlansın. Ama şu an bir 9 iron daha işleyebilirim. Düşünme. Ve size çok hoş bir şey gösterim. Bir adet chest'i alıp çevresine böyle iron'ları süslersek bir adet iron chest elde ediyoruz. Ve iron chest normal bir chest'le aynı boyutta olmasına rağmen double chest ebatında. Ve yan yana stacklenmiyorlar. Güzel bir olayı olarak. Bunu böyle koyalım. Ve tabii ki de tepesinde bir şey olduğu için çalışmıyor. Ve harika. Daha da harika. Tamam, şimdi oldu. Evet, bu chest'lerin hepsi yavaştan. Iron chest'e dönüşecek bu arada. Et. Iron chest diye aratırsak. Gold. Diamond. Copper. Silver. Copper nedir diye soracak olursanız...
Iron'ın bir altı, yani normal bir chest ile double chest arasında bir yerde. Silver ise Iron ile Gold arasında bir yerde yer alıyor. Diamond en büyüğü. Bayağı geniş bir kapasiteye sahip. Obsidian ise Diamond ile aynı kapasiteye sahip. Bu arada Crystal ve Obsidian kozmetikler. Obsidian'ın bir farkı hariç, Obsidian patlamalara karşı dayanıklı. Crystal ise baya baya içindekileri gösteriyor. 4 chest'e gelecek olursak sadece 4 tutuyor ve 1 stack tutuyor. Evet, bu. Şaka amaçlı bir şey. Bunun yanı sıra Wood chest'i direkt upgrade edebiliyoruz ki muhtemelen öyle dönüştüreceğim. Evet, 6 adet Steel Dust'ımız olmuş. Aslında 8 adet olsun. Neyse ki yeterli enerji olmadığında işlemleri de kesilmiyor. Ya da 6 tane şu an işimi görür benim. 1 adet. Gel bakalım. Ve steel'imizi yapalım. Ve bununla beraber ben... Tabii ki de videonun ortasında mesaj gelmedi bu sefer, direkt telefon çaldı. Evet ve ben yemek yemeyi unutuyorum. Standart bir köfte hareketi olarak. Evet, şimdi zaten çok fazla bir zamanımız kalmadı. Videonun çoğunu bitirdik ve başlangıç makinelerimizde yaptık bu bahaneyle. Bu arada bu meteorolojik infuser'dan birden fazla ihtiyacınız olacak, onu şimdiden size söyleyeyim. Evet. Tabii ki de bu ayranlarımı aldım. Evet, bu steel dust'lar oluyor. Şurada steel'lerim oluştu. Şimdi bana ne lazım? Universal Cape. Basic Universal Cable. Bunun çok basit. Redstone. Evet, 24 tane yaptım şimdilik. Ve bunları ne yapacağız? Nereye dizelim? Buraya dizelim. Tabii ki de. Kazarsam, evet, lava denk geliyor. Şu an bu lavayı toplayabilirim. Evet. Ne gerek yok. Şuraya gidelim. Buraya bir tane gelecek. Oraya gelmesin. Buraya bir tane gelecek. Buraya bir tane gelecek. Buraya bir tane gelecek ve buraya da bir tane gelecek. Evet. Tabii önemli bir sorunu unuttum. Bunu nasıl öne doğru çevireceğim? Wrench. Hangisini yapalım? RF Tools'un Smart Trenching deneyelim. Şu an en kolay yapabildiğimiz. 2 lapis, 1 iron. O zaman şuraya doğru baksın. Gördüğünüz gibi başka yerden connect olmuyor. Evet, illa kıracağız. Şimdilik 3 tane yapayım. Bana 2 tane daha. Osmium. Aslında 8 tane alayım ben, ne olur ne olmaz.
Şunu tamamlayalım. Yani kapı da lazım. Evet. Ve bunu buraya koyalım. Ve şimdi yapmamız gereken şeyler listesi. Evet, ozmiyonlarımız hazır. Kapırlarımız hazır olacak. Ve 2 adet fırın yapacağız buradan. Ve chisel and bits. Iron chisel yapabilirim, evet. Tamamdır. Ve son bir kola. Şimdi Heat Generator. Wood hazır. Iron lazım. Değil. Ve fırın lazım. Bir tane daha lazım. Ve mekanizm makinelerinin steklenmediği gibi absürt bir olay söz konusu. Evet. Şimdi işin eğlence kısmına geçelim. Lavları yerleştirmek. Evet. Tabii şu an yeterli lav yok. Aslında bir şey merak ettim. Bunu yaparsam ne olacak? Ha. İyiymiş. Peki. Şu an ne kadar? 6.99. Bu 6.99, tamam. Buraya kadar ilerliyor mu? Ha, hayır. Ama bu en mantıklı yer. Konum. Bir konum daha deneyeceğim. Ha. Tek basamaklıyı tanımıyor. Ya da tanımıyor. Ha, 6.99. Ya, tek basamaklıyı da tanımıyor. Hı, güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ama bunu buraya koyacağım çünkü bu buraya da gelecek. Sen şu an kaçsın? 10 küsür. Buraya makine gelecek. O zaman şurası, şurası, şurası. Ve şuralar açık olacak.
Bunu en mantıklı nereye koyabilirim? Bu nasıl? Tamamdır. Ve bir tane de... Şuraya. Tamam, şu an hepsi 10K üretiyor. Altlarına da yerleştirmek lazım. Ama altlarından... Direkt okunabilir alacaklarını düşünmüyorum. Evet. O yüzden şimdi bu iyi gibi. Belki başka bir şeyler düşünebilirim. Ama şunu da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Tabii ki de buraları kapamamız lazım. Yoksa ben kazara içlerine düşüp azıcık kızarmış köfte olabilirim. Açık olacak mecburen. Bakalım, tamamdır. Evet, iki tane daha yaptığım takdirde burası tamamdır. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.